Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hop, hop. En son bira yapacaktık. Bakalım neler olacak. Hazırım. Aa, güncelleme gelmiş. Fark etmedim. Hancı, hoş geldin. Bu güncelleme bir deniz meltemi kadar ferah. Eklenenler arasında balıkçılık sistemi, küreğiniz için yeni bir kullanım şekli, yeni malzemeler, tarifler, dekorasyon öğeleri ve yeni karakterlere sahip yepyeni bir bölge olan sahil yer alıyor. Çok iyi. Hadi bakalım. İlk biranızı üretin. Üretiyorum. Tamam, toplayayım. Şöyle bir bakayım. Bakamadım çok. Koş 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 koş. Şimdi kızarmış balık, kızarmış arpa, hafif bira. Tebrikler, ilk biranızı yaptınız. Teknoloji ağacınızı görüntülemek ve yeni tarifleri öğrenmek için teyit tuşlamasın. Mükemmel bira ve yiyeceklerinizi yaratmak için farklı malzemelerle denemeler yapın. Biranız neredeyse servise hazır. Alkollü yiyeceklerin satılabilmesi için önce yıllandırılması gerekir. Bunu yapmak için hanın kiler bölümüne gidin. Killerim açık mı benim? Yıllandırılması... Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Bastım. Yap hafif. Bundan koy. Tamam. Ne eksik yani? Tamam. Yakıtımız var. Ekleyelim. Tamam. Burada şey olsun. Şuna da bakalım. Tamam. Burada bir şey yapamıyorum şimdilik. Önce şuraya bir su dolduralım. Şeyim yok mu ya? Dur. Bunu da ekle. Güzel. Tamam. Bunu ekledim. Merhaba. Açabiliyorum. 20 tane bira yıllandır. İçkileri yıllandırmak için yıllama fıçısına girin. Yıllama fıçısı. Ve zaman geçmesine izin verin. Söylemesi çok değişik geldi. Zaman geçtikçe içki seviye atlayacak ve fiyatı maksimum seviyeye, yani Grand Reserve seviyesine kadar çıkacaktır. Tamam, güzel. Yıllama fıçısına yaklaşın. Menüyü açmak ve biraları içine yerleştirmek için Q tuşuna basın. İçecekler günlerce yıllandırılabilir ancak servis edilebilmeleri için sadece bir gün yeterlidir. Heh, güzel, tamam. Tam'da çalışarak veya zamanın daha hızlı geçmesi için uyuyarak biranın hazır hale gelmesini bekleyebilirsiniz. Olabilir, uyuyabiliriz. Q. Oo. Koy 20'sini de. 10-10 bölsem. Daha hızlı oluyor mu? Aynı şeye mi tekabül ediyor? Bira yıllandır diyor. Şimdi benim o yüzden tamam. Burada yapacağım yine zaten. Neyle açıyordum şeyi ya? Su dolduralım. Şu mum erimek üzere. Şöyle dursun. Yok. B değil. Merhaba, günaydın. Aa, bir şeyler gelmiş ya. Bunları deneyebiliriz. Şuradan su çekelim. Kaç tane oldu? 6, iyi. Dursun. Zaten şey yapabiliyorum bunları sürekli. Bir de dursun süpürgede. Şuraya bakabiliyor muyum yine? 4 oluncaydı. Merhaba, günaydın.
aldım. Keşke E ile tekrar geri çıkabilsem. Yapsın. Karışık. Yıkat. Mumluk. Yap mumluk. Bir mum dur. İki mum dur. Yap. Tamam. Şurada da yapalım. Evet. Ya biraz satmak istiyorum. Şu an paramız falan yeterli. O yüzden uyuyacağım. Bakalım oldu mu? Günaydın. Tamam, şunu kapatayım. Yeteneklerim de var ha. Şuradan bir yeteneklere bakayım. 68. Bu ne? Barmenlik. Daha iyi bir barmen olursunuz. O hız artıyor. Güzel. Tarım, meyve sebzeleri, yemeklere eklediği fiyatı arttırır. Mantıklı. Tasarlı, üret, şekillendir. Üretmeyi arttırıyor. Çok gerek olmayabilir. Daha iyi pazarlık yaparsın. O da güzel. Temizlik kızı. Aslında temizlik kızı istiyorum. Bir tane bundan alacağım. Çok tatlı. Bir tane bundan alacağım. Bir tane de bundan alalım. Şimdi bu yine mantıklı. Bu olsun diğeri de. Sebze suyu. Tamam. Değişik güzel şeyler var. Tohum karışımı. Artıklar acaba hayvanları mı şey yapıyor? Tabii şey oldu. Yapsın gene. Harcayalım şunları da. Meyveli. Meyveli olsun. Şuraya da bakacaktım. Ha, bakmıştım. Ne yapıyorsunuz? Koşturmaya başladı kediler. Şimdi evet. Bir ayı şimdi şuraya mı koyacağım? Aa, bir dakika. Yılandırmadan onu koyamıyordum ki. Şimdi bunu koyayım. Onları alayım. Evet. Ne fark? Yılanmamış. Bunu ben envanterime almak istiyorum. Alamıyorum. Yıllanmamış. Tamam. Koy hepsini o zaman. Ha, yani okey. Tamam. Fark etmiyor o zaman. Karıştırıyor mu karıştırmıyor mu anlamadım. Yıllanmamış yazıyor yani, bir günlük yıllanmış yazacak. Şey, bir günlük yıllanmış ne demekse. Bir günlük bekletildi falan gibi bir şey yazacak sandım. Ben yok buradaydı. Şimdi mesela koyamıyorum. Nasıl doldur? Nasıl şey yapacağım ya? Anlamıyorum. Kanser ettim sizi ama.
geçmedi mi işte? Uyudum diye mi şey oldu? Şunu alıp deneyeyim. Aradan mı seçecek anlamadım ki. Daha uyuyacağım. Tam onları bekleyeceğim. Onlar dursun orada. Ama yeşil gösteriyor ya, onu anlayamadım. İşte mesela burada yeşil gösteriyor. Azıcık donmamış gibi duruyor. Neyse bir gün çalışayım bari. Tamam bir gün çalışayım. Ah mum bitmiş. Birazcık daha hızlı siliyor galiba. Çok kirleniyor. Dikkatli olalım. Buyurun balığımız güzel. Buyurun. Kasayı da sileyim. Su mu katmışız? Niye vuramıyorum? Şimdi sen gideyim tekrar bakayım. Kaç tane daha müzik ekleseler oyuna? Ne diyor? Yıllanmamış. Yani. Ama olmuş gibi duruyor mesela. Ha oldu. Şimdi oldu. Şimdi deniyorum. Evet, şimdi oldu. Artık hanınızın menüsünde farklı yemekler ve içecekler var. Satıştaki yemek ve içecek çeşitliliği ne kadar fazla olursa o kadar çok para ve itibar kazanırsınız. Unutmayın ki müşteriler çeşitliliği ancak tarifler tamamen farklı malzemelerden oluşuyorsa ya da aynı tarifi değiştirerek menünüze çeşitlilik katmıyorsanız takdir eder. Sınırlı bira, sınırlı sayıda bira. Buyurun. Temizleyelim. Ay, o değil. Çok güzel. Buyurun. Afiyet olsun. Çok eğlenceli. Hala kangalı anlatıyor. Bak bizde de kedicik var. İyi güzel puanlar. Fıçıya dolduralım. 9 tane kaldı. Acele edin, acele edin. Silerim artık. Evet. Ay varmış zaten. Yee, güzel. Hızlı hızlı yapıyor. Fedos'u yine bekleriz. Yine bekleriz. Buyurun. Abi.
sen? Ne yapıyorsun? Seveyim seni. Acaba böyle şey var mı? Gidecek yolum var falan diyor ya. Böyle şey hanlarda odalar oluyor. Otel gibi işte. Yukarıda odamız var. Kız aynı eteğiymiş. Yoksa sen de mi hancısın? Yoksa beni eleştirmeye mi geldin? Sen bir de ateşi yakınca gör. Sen gözlerini yerim senin. Çok güzel gözlerin. Suya mavi, buna kırmızı olsa da iyi olacaktı. Kesmek lazım. Bir odun alıp geliyorum. Ah, yağmur yağıyor. Şemsiye yok. Yapıyor mu anlamadım. Yapıyor galiba. Tamam. yettim. Evet. Sus lan. İkiye mi basıyorum ben ya yanlışlıkla? Bir şey söylemeden sildim. Ya hep bu masa bak. Sıkıntı hep bu masa çıkartıyor. Çok ayıp lütfen. Geliyorum geldim. Kim o? Sakin olun bir ya. Geldim. Buyurun. Buyurmayın. Alamadım. Getireceğim bir saniye. Şey temizleyeyim. Geldim. Kedicik kurabiye yapıyor. Yaban versinli. Hadi bakalım. Şu masayı sileyim de. Neredeyse kirleniyormuş. Hemen laf ediyorsunuz. Teşekkürler. Keşke giderken bardakları da alıp çalmaya çalışırken döküp etrafa pisletmeseydiniz ama neyse tamam. Yarasın ablam. Var mı balığımız şeyimiz hala? Oo, bayağı var. Güzel.
yıllamakta ne oluyor acaba? Sonra çıkacak. İşte belki üst katta şey vardır. Otel gibi olur. Ah, biramız bitti. Dostlar çok üzgünüm, bugünlük biramız bitti. Bira yok su için. İskender Kebap da sizlerle olacak. İyi kazandık. Bak, 2 altınım var. Bak. Arada da temizlik yapıyorum. Mekan sahibi sert biri. Sen de kavga çıkarıyorsun sandım. Oni başladı yine. Ya bak, burada da kedi kardeş var. Bak geldi. Geziyor kedicik. Puanlar yüksek yüksek gelmeye başladı. Hop, yapıştır. Rengini belirleyebiliyor muyum ya? Ha, belirliyorum. Ali, mavi olsun. Oturduğunuz yerden de isteyebiliyorsunuz. Bazıları bilmiyor galiba. Çok az. 20-30 tane falan lazım bir gün için tahmini. Su da için yemekle kuru kuru. Şey, ay, sularım düşecek o zaman. Fark ettim, fark ettim, hemen gördüm. Az önce öyle demiyordun. Seni. Net. Bir tane vurmam yetiyor aslında. Çok sinirlendiriyorlar. Buyurun. Balık var. Lapa var. Tarikatçıyım, evet. Dövüyorum. Süpürgeyle vuruyorum. Süpürgeyle dövenler tarikatı. Sınırlı sayıda balık var. Son 10 kişi. Şunları vereyim. Şeye bakayım. Teşekkür. Biraz yanacak. Gel sen de gel. Üstüne ne olmuş senin? İyi misin? Kasap mısın yoksa başka bir şey, kasabı mı? Bu niye çalışmıyor? Hah, şimdi çalışıyor. Baba mı dedi, ne oldu? Ay, iptal diyorum onda. Yap yap, sen çalış. Ha. Geldim, ne istiyorsunuz? Su. Ne istiyorsunuz diye de sormaz mekan sahibi ama. Ne istiyorsunuz, gel.
Buyurun, ne arzu edersiniz daha kibar? Şuraya biraz takviye. Hop hop, bak balık şu an saat 8, çok güzel gider balık yemeği. Masam kirlenmiş. Geldim. Burayı, burayı nasıl kirlettin? Güzel, güzel kazandık. Yapıyoruz, seviyoruz işimizi. Buyurun. Bende var da bu şey. Ha, balık yiyeceğim. Tavsiyelerimi dinleyen bir müşteri. Teşekkürler. Girişte. Olur mu öyle? Üstümüz mü aynı? Bakayım. Benim farklıymış. Mum kalmadı ya. Mum sipariş edelim. Ay, kedimizin de suyu yok. Hemen bir mum. Mum nerede? Hatırlamıyorum. Bir mumdur. İki mumdur. Üreticiler. Göremiyor muyum? Şu da mantıklı. Tane. Tamam geldim. Ya tamam, geliyor mum, gelecek. Affedersiniz. Aynen, ışığa gerek yok. Arkadaşların ışığın olsun. Teşekkürler, sizin pozitifliğinize hayran kaldım. Keloğlan. Merhaba. Severek izliyoruz. Yarın olacak Biram, yarın çok geçecek herkese. Sıkıntı yok. Şu bardak altlıkları da lazım aslında. Saat 10. Ondan sonra yapabiliyorduk galiba. Teşekkürler. Teşekkürler. Aa, niye düşük veriyorsun ya? Ne yaptım ki? Geç mi götürüyorum ben? Şimdi biraz paramızı harcayalım. Ha, kalas mıydı? Ne? Ondan bir tane şey yapayım. Bank yapayım. Mayalama. Duble şerbetçi oldum. 4 gümüş. Bir tane al. Şöyle. Deneyelim. Ama çay yapıyor muyuz acaba? Deneriz.
Hepsi de yıldızlı. Tarifleri de hatırlamıyorum ki şimdi. Bakalım. Tohum lohum. Üç gün sürer. Tarıma da bir bakacağım. Detaylı bakmak lazım. Çaput. Kelimeyi duydum ama anlamını bilmiyorum. Mendilimsi bir şeye benziyor. Anlamadım. Dekoratif şişe. Ne koyabiliriz? İç mekan bitkisi. Evet, biraz daha çiçeklendirebiliriz. Şuna bakalım bir. Ucuzlardan gidiyorum ki biraz nereye koyuluyor algılayayım falan. Bu büyük mü? Konfor 7. Oyuncak ayı mı? Şık halılara geldim. Şık. Mavi halı. Mor güzel ya. Bir tane de ondan alayım. Bir tane vazo alayım. Burada ne var? Aldım bir 5-6 tane bundan. Sulama kabı. Bundan. Gerekecek. Alalım. Biz şu an hangi şeydeyiz onu da bilmiyorum ki. Yağmur yağdığına göre şöyle yaz, kış, yıl boyunca yetiştirilebilir. Ekstra hasat şansı. O zaman şundan bir tane alayım, deneyeyim. İki olmasın da zaten. Aldığımda değil ya. Burada şey kazma ama bir şeye ihtiyacım yok mu ya? Böyle bir üretici değil. Çapa. Hah, toprağa sürmek için evet. Çimleri kazıp sökebilirim. Tamam. Bunlar gelecek. Bu sırada şu şeyleri nerede harcıyordum? Hah, burada harcıyordum. Bu ne? Soluk bira şerbeti. Bir şerbet. Bal şarabı. Merak ettim. Bunu açalım. Gerçi ha, buradan da bir şeyler açabiliyorduk. Temel marangozluk. Sosyal yok. Ha, bunlar da yok. O zaman çeşit çok olsun ya. Tamam. Tamam, yok. Lager bira ve şey bira. Aa, bana kürek verecekmiş. Satabiliyorum ama galiba, değil mi? Bir şeyleri. Keşke bastığımda. Tamam. Şu
sarıdan, pembeden almam lazım. Bakalım neymiş o. Ha, şu. Şu. Tamam. Bayağı bir şey aldım. Sabah dizeriz bunları. Şunlar acaba oldu mu? Bakalım. 20 tane diyor. Daha olmamış. Sabah belki olur. Hadi bakalım. Kedicik iyi misin? Dur alalım onu. Şöyle bir boşluğa bir yere koyayım. Bunlar takılmıyor galiba. Neyse ya, böyle güzel. Hadi gidelim uyuyalım. Hop. Kabul et. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye bye.